Merhaba Şerpa Blog takipçileri. Bugün Fatih'le beraber tasarım sohbetlerinin 6. videosunu çekiyoruz. Merhaba Fatih ilk olarak. İlk videodan bildiğiniz üzere ben Şerpa'da UX designer olarak görev alıyorum. Fatih sen Şerpa'da ne olarak görev alıyorsun? Ben Şerpa'da UX engineer olarak görev alıyorum. Projelerin yazılım ve prototipleme taraflarında çalışıyorum. Güzel. Bugün seninle beraber, şimdi izleyenler diyecekler ki tasarım sohbetlerinde bir yazılımcı var. Acaba ne konuşuluyor? Seninle beraber birlikte daha önceki yazım olan tasarımcı ve yazılımcı iletişimi 101 yazısının 202 yani ikincisi olan yazının videosu bu konu başlığı. 3 tane konuyu ele alacağız. Tabii bu içerik olarak biraz değişebilir. Birincisi, biz aynı dünyada mı yaşıyoruz? Aynı dil mi konuşuyoruz? Biraz bunun üzerine konuşabiliriz. Bir yandan da yazımdan hemen başlıklara bakıyorum. Farklı dünyaların insanları mıyız? Birincisi bu. İkincisi ise peki farklı dünyaların insanları olduğumuzu düşünüyorsak doğru iletişimi nasıl mümkün kılacağız çalışma ortamında? Bununla beraber tabii üçüncü konuda zaten netleşecek. Tasarımcılar yazılımcılara iş akışında işleri nasıl teslim etmeli ya da yazılımcılar gereken bilgileri tasarımcılardan gerçekten alabiliyor mu? Bir sıkıntı yaşadığında tasarımcıları açık şekilde söylüyorlar mı? Bunu tartışmak istiyorum seninle. İlk önce tabii ki de şey konusundan başlayalım. Aynı dünyanın insanları mıyız Fatih sence? Aslında aynı dünyadaki farklı taraflarındayız. Yani tam olarak aynı iş üzerinde çalışıyoruz ama o işin farklı parçalarında görev alıyoruz. Bu yüzden tamamen birbirinden ayrı demek de çok mümkün değil. Aslında tamamen aynı işi yaptığımızı söylemek de mümkün değil. Yani senin ilk yazında da aslında orada çok bununla ilgili bunu tam anlatan bir görsel vardı. İşte bir insan beyninin sağ ve sol loblarını anlatan bir görsel. Aslında tam olarak yaptığımız iş bu. Ve aslında beynimizin çalışan tarafları da böyle. Tasarımcı bir insanın beyninin bambaşka bölgeleri çalışırken yazılımla uğraşan insanın beyninin tamamen farklı bölgeleri çalışıyor. Burada aslında önemli olan şey o ortaya çıkarttığımız son ürüne odaklanarak her iki tarafında kendi tarafındaki işi, o son ürünü en iyi şekilde ortaya çıkmasını amaçlayacak şekilde ilerlemek. O zaman şey doğru mu? Yani mesela tasarımcı kendisini ifade etmek istiyor, anlatıyor belki de ama tabii anlaşmazlıklar oluyor. Yani çünkü beyinler farklı düşündüğü için ne kadar laf döksem de belki sen onu kafanda canlandıramayacaksın. Görerek animasyon belki isteyeceksin. Mesela ben duran bir imaj yaptığımda sen onu animasyonu hayal edemeyeceğin için doğal olarak benden farklı bir çıktı beklentin olabilir mesela. Evet, yani orada dediğimiz gibi hani farklı olsa da yine de ortak bir noktada bir noktada buluşmaları gerekiyor. Çünkü ya bu da aslında her iki tarafın birbirinin işini anlamasından geçiyor. Yani yazılımcı bir tasarımcı gibi düşünerek kodlama yapamaz. Bu onun işinin hem onun işinin verimini düşürecek hem de istediği gibi ilerlemesine engel olacak. Bunun tam tersi de geçerli. Yani bir tasarımcı da tamamen bir yazılımcı gibi düşünerek tasarım yapamaz. Bu da ortaya çıkan tasarımın ne estetik açısından hiç açıdan düzgün bir ürün ortaya çıkmasını engeller. Hem de o kişinin çalışmasındaki verimi düşünür. Ama her iki taraf da birbirinin işini bilirse, özellikle sürecin nasıl işlediğini, işte bir yazılımcı, bir tasarımcının o ürünü, o tasarımın hangi aşamalardan geçerek ortaya çıkarttığını ve aynı şekilde bir tasarımcı, bir yazılımcının hangi aşamalarda geçtiğini bilirse, o zaman iki tarafta birbirlerini daha iyi anlayıp o ortak buluşmaları gereken noktalarda kurdukları iletişimden daha iyi sonuç alabilirler. Yani tasarımcı yazılımcıyı düşünerek bir akış içerisinde olmalı. Yazılımcı da aynı şekilde evet. Tasarım dökerken beklentilerini tasarımcıya göre ya da ona göre çıkarması gerekiyor. Evet, yani basit bir örnek verirsek, örneğin işte yapılan, yani bir tasarımın diyelim işte yazılıma döküldüğü noktadaki olmayan bir X olayından bahsedelim. Şimdi bunu yazılımcı tasarımcıya doğru bir şekilde ifade edebilmesi gerekiyor. Yani tamamen bu olmaz sorusundan sonra, yani bu olmaz cevabından sonra bir niye sorusu gelecek. Yazılımcının o niye cevabını
tasarımcıya düzgün bir şekilde ama anlatabilmesi gerekiyor. Ama şu doğru değil mi? Genellikle şimdi benim de deneyimlediğim, senle değil, diğer eski yazılımcılarla ilgili olaylar var tabii. Mesela bir tasarımcı bir şey yapıyor, yani yazılımcı direkt olmaz diyor dediğin gibi ama açıklama getirmiyor, sadece yapılmaz diyor. Halbuki bence bu kadar sert değil, yani yapılamaz diye bir şey yok bence teknik olarak. Ama zaman, işte onun gerektirdiği aynı, bazı... Aynı bir şey. Çünkü şöyle bir durum çıkıyor şimdi. Hem yazılımcının hem tasarımcının projeye başladığı bir nokta var. Tasarımcıya da sunulan bazı şeyler var, ona göre tasarım yapıyor. Yazılımcıya da sunulan bazı şeyler var, yazılımcı da ona göre kendi tarafında ilerliyor. Ta ki yazılımcı kendi çıktılarını tasarımcı kendi çıktılarını yazılımcıya verene kadar. Yazılımcı burada bu çıktıları aldığı zaman itiraz ettiği noktalarla ilgili birkaç tane örnek vereyim istersen. İşte birincisi mesela o yazılımcının başladığı noktadan kurguladığı bir sistem var. İşte onun bir altyapısıyla ilgili bazı şeyler var. Kullandığı framework'ler var. Ek olarak projeye eklediği bazı plugin'ler var. Ya da işte o projeyi işte yürütecek library'ler var. Bunları en baştan kurguladığında tasarı, yani projeyle kendi en başında aldığı işte hani genel bir şey var sonuçta, hani işin sonunun nasıl olacağı, sonucunun nasıl bir ürün ortaya çıkacağı ile ilgili bazı veriler var. Buna göre bir planlama yapıp bir süreç timeline'a göre kurguluyorsun kafanda. Hazırlıyor. Buna göre bir noktaya kadar ilerliyorsun. Sen yazılım tasarımcından sana tasarımlar geldiği zaman sen o tasarımı onun üzerine giydirmeye başlıyorsun. Lafını biliyorum ama şey, bunun da kırmanın bir yolu var esasında. O da şey, projenin, yazılımcının projenin tasarımının bitişinden itibaren değil, en başına. Belki evet, wireframe aynen. Sürecinde söylemek de. Söylemek istediğim şey aslında o. Tamamen o noktada aldığı zaman geriye dönük çok fazla şey değiştirmesi gerekiyor. Ve onu değiştirmek istemediği için de bariyer koyuyor ama o bariyerleri işte dediğim gibi açıklayamaz noktada kalıyor. Tasarımcı da şey bunun diyor. En büyük sorun da işte senin bahsettiğin gibi projenin en başından itibaren beraber olması gerekiyor. Beraber ilerlemek yerine ben hani bana geldikten sonra devam ederim şeklinde düşünmek. Bir wireframe bir yazılımcı için, bir tasarımcı için ne ifade ediyorsa, nasıl ki sen wireframe olmadan hiçbir şeye başlayamıyorsan ya da başlasan bile bu sorunlu bir başlangıç oluyorsa, bu sefer geri dönüp bir sürü şeyi değiştirmek zorunda kalıyorsan, bu seni çok rahatsız eden bir şey değil mi? Yani wireframe olmadan bir tasarıma başladığın zaman tabii, yok. Çok rahatsız ediyor. Bunun aynı şekilde yazılımcıyı da rahatsız etmesi lazım. Tasarımcı wireframe olmadan bir tasarıma başladığında yaşadığı sorunların aynısını aslında yazılımcı da yaşıyor. Tek fark bu sorunları tasarım aşaması bittikten sonra yaşamaya başlıyor. Ama bir yazılımcı dönüp ta wireframe aşamasından bu çalışmalara bakarsa, oradaki oluşan sürece göre kendi yapısını planlamaya başlarsa, o zaman itiraz etme tasarım sürecine gelmeden önce sistemi aynen, kurmuş olur. Sen de itiraz etmeye başlıyorsun. Yani baktığın zaman abi ben burada bir şey kurgulayacağım ama bu işlemeyecek ya da bu şununla çatışmaya başlayacak diyorsun. Bu alışması çok zor bir şey aslında. İlk mesela wireframe'de bir yazılımcı olarak ben ilk wireframe'leri yorumlamaya başladığımda birçok şeyi göremiyordum. Yani hani orada o süreçle tamamen tasarımcıyla beraber ilerlesem de görmediğim şey çok oluyordu. Ve sorgulamaya başlıyorsun. Yani, ben en başından beri tasarıma bakıyorum ama yine de aynı sorunu yaşıyorum diyorsun ama bu yine de zorlaman gereken bir şey. Çünkü soracağın sorular değişiyor. Neyi soracağını bilmiyorsun en başında. Ya da wireframe'e ilk baktığın zaman onun senin tarafında neyi etkileyeceğini gerçekten bilmiyorsun ama çok şeyi etkiliyor. Kullanacağın tool'ları da etkiliyor, wireframe'i de etkiliyor, grid yapısını da etkiliyor, her şeyi etkiliyor. Ona bakmayı öğrenebilmen için yazılımcıyla beraber o wireframe'e bakman lazım. Çünkü o zaman onun bakış açısını da görebiliyorsun. Aynı şekilde yazılımcı, tasarımcı da senin bakış açını görebiliyor. Ya beraber birkaç seans workshoplar yaparak wireframe'ler üzerinden hiç olmazsa sistemi yazılımcı çıkarmış olur senin tarafından. Tasarımcı tarafından da şöyle bir olgu oluşmuş çoğu piyasadaki insanların aklında. Hani ben tasarım verdim, benden çıktı, bir daha bana geri dönmez bu, artık yazılım ilerleyecek diyorlar ama hiçbir zaman öyle olmuyor ne yazık ki. Geri dönüyor tasarımcıya. Şimdi bunun bu tarafını biraz, bu tarafın nasıl kırılacağı ile ilgili biraz konuşalım. Eskiden nasıldı, bugün nasıl? Artık çok farklı tool'lar, farklı sistemler, prensipler var. Eskiden
bir PSD'yi yollamamız gerekiyordu. Kodcu belki o zaman frontend tarafı PSD Photoshop yüklü olması gerekiyor. PSD'yi açıp oradan kendi kesmesi gerekiyor tasarımcı vermesi falan. Ve çok daha sıkıntılı süreçler oluyordu. Ya da işte tasarımcı gerekli dataları tasarım üzerine yazmıyordu. İşte fontundan tut renginden bir guideline oluşturmuyordu. Hepsini yazılımcı bir yere gelince ha burada bu eksikti, bunun fontu ne ya da şunu ne deyip soruyordu tek tek. Ama bugün farklı bir sistemle artık çalışıyor sen ve ben yazılımcılar, tasarımcılar. O da Zeppelin, işte Marvel ya da Imagine'daki bazı asset tool'larıyla beraber çalışıyor. Biz de artık bu sisteme geçtik. Öyle olması gerekiyor zaten. Bu sence senin açından ne gibi bir kolaylık sağladı? Yani eskiden işte abi dosyayı yolla deyip Dropbox'tan sallıyorum 700 MB, 1 GB'lık bir PSD alıp açıp onun içinden senin görselleri alman gerekiyorken bugün komentleri girebildiğin, aynı yerde konuşabildiğin, Zeppelin üzerinden gideyim mesela. Bir dünya var yani, bir dünya üzerinden. Oradan sen SVG alabiliyorsun, PNG alabiliyorsun, istediğin formatta alabiliyorsun. Sıkıntı olduğu zaman anlık değişikliği oradan görebiliyorsun. Bu senin tarafında nasıl bir yenilik oldu? Eskiye göre değişen ne oldu sistemde senin için? Yazılımcılar için daha doğrusu ya da. Benim tarafımda, bence bütün yazılımcılar tarafında en önemli yenilik, Photoshop kullanmak zorunda değilsin. Yani bilgisayarı onu hiç kurmak zorunda bile değilsin. Çünkü ya ister istemez üzerinde çalıştığımız dosyaların boyutu artıyor. Yani bu bunu engelleyemezsin çünkü ekran boyutları değişiyor. İşte 2x'i çıkıyor, o yetmiyor, 3x'i çıkıyor. Bunun yarın öbür gün 10x'i de çıkacak. Ve orada çalıştığın dosya boyutu sürekli artıyor. Yani ben 2,5-3 GB'lık PSD açtığımı da biliyorum. Daha doğrusu açamadığımı. Yazılımcıların çoğu vardı, bilgisayar tasarımcılarınki kadar güçlü olmayabiliyor. Ya olmasına da gerek yok aslında. Yani benim kullandığım çünkü normalde gerek yok. Çok daha yani düşük seviyede rahatlıkla çalışabileceğim şeyler. Ya da o kadar donanımlı bir bilgisayar almama gerek yok. Yani benim bir 27 inç bir iMac almama gerek yok. Yani ben çok daha basit bir şey düzenlemeyle orada çalışabiliyorum yani. Ama öyle olmuyor. Yani o tasarımcının kendi bilgisayarındaki teknik donanımla çok rahat bir şekilde kullandığı PSD dosyasını sana geldiğinde yani açmasını 3 dakika 5 dakika bekleyebiliyorsun. Açmasını geçtim indiremiyorsun zaten. Yani her şeyin işte Dropbox'la yürütüldüğü bir sistemde böyle elinde USB bellekle gidip bana şunu versene diye dolaşabiliyorsun. Yani. En ufak bir değişiklikle bile tüm dosyayı tekrar sync etmen gerekiyor. Tekrar başa dönüyorsun. Ama yani artık bu yeni düzenle biraz daha belki daha önce eskiden çok sıkıntılar yaşıyorduk. Hem benim açımdan senin geçmişinde öyledir büyük ihtimalle. Yazılımcı ve tasarımcı arasında iletişim sıkıntıları, dosyanın hangisi güncel, nerede abi falan gibi diyaloglar oluyordu. Hani biraz daha artık bu tool'larla beraber tek bir yerden aynı dili konuşuyoruz diye hissediyorum biraz. Aynı fikirdesindir diye düşünüyorum. Aynı şeyi kullanıyorsun. Bir de dosyada, yani o PSD dosyasının içerisinde bir yazılımcının aslında ihtiyacı olan çok az şey var. Yani ne var? Renk var, font size'lar var, font var. Bir de oradaki ikonlar var. Boşlukları öğrenmesi falan gerekiyor. Evet, yani hani bunun için aslında yani sana gelmesi gereken dosyanın boyutu çok çok düşük. Ben hani bu kadar yüksek dosya boyutları olduğunda yani şöyle çalıştığımı biliyorum. Yani bana sadece ikonları bir PSD dosyasının içerisine atıp ver. Ben gerisini işte oradan export aldığı JPEG'lerden bakarak yapıyordum yani. Çünkü orada da aynı size'lar var. Orada da aynı fontlar belli. Her şey ortada. Ama yani o zaman da bazı sıkıntılar doğuyordu. Çünkü ikonları başka yerden aldığı için tasarımda nasıl, nerede, nasıl orada duruyorsun? Duruşunu bu sefer tespit edemiyorsun. Yükseklikleri ayarlayamıyorsun. Mesela bir yazılımcı olarak benim en çok ihtiyacım olan şey oradaki ikonun, atıyorum sağındaki, solundaki kutuya olan kutuyla arasındaki mesafe, işte yan diğer tarafındaki objeyle arasındaki mesafe, header'la arasındaki mesafe. En çok bana, benim ihtiyacım olan şey bu. Ama bunu Photoshop'ta almak için ya o kutuyu böyle üzerine gelip işte command'la falan tuttuğun zaman tek tek gösteriyor. Alman gerekiyor. Ya da oradaki işte select'le, ben yani benim en çok kullandığım şey select'le böyle sağındaki solundaki objeye şeyini ölçüyorsun. Bunu ölçerek sürekli yapman gerekiyor. O da açıkçası ben hiç tuttuğunu görmedim. Yani tabii bir şekilde sayfa olsa, bir piksel de olsa kaçırıyorsun. Bir piksel kaydırdığın zaman alt, o sağındaki kaymalar de kayıyor. Başlıyor. Solundaki de kayıyor. Sen bu sefer o kutunun büyüklüğünü de tutturamıyorsun. Hiçbir zaman onu tam olarak üstünde duramıyorsun yani. O zaman biraz da şeyden söz edelim. Sonra da kapanışı yapalım.
demin ilk başlığımızda şeyden söyledim. Hani görseli bir yazılımcı onu animatif olarak algılaması zor. Çünkü aynı düşünmüyoruz, hayal edemiyoruz vesaire. Bazı işlerde şey beklentili oluyor mu tasarımcıda? Yani abi ben bunu anlamıyorum ya da bu animasyon nasıl hareket edecek diye hiç karşı taraftan beklentin oluyor mu? Gelmezse gidip ondan dürtüp istiyor musun mesela? Çünkü bazı yazılımcılar bu beklentisi vardır ama gidip konuşmuyor bile tasarımcıyla. Kafasına göre yapıyor. Bu nedenle o animasyonlar hiçbir zaman hayal edildiği gibi ortaya çıkmıyor. Sen bu tarzdaki beklentilerini nasıl karşıdan bir çıktı alıyorsun? Diyelim menü var, onun bir animasyonu var ya da bir app'in animasyonu var. Bunların tasarımcıdan nasıl bir ortak dille konuşarak alıyorsun? Bununla ilgili bir tasarımcı mutlaka o yazılımcıya bir örnek göstermesi gerekiyor. Yani bu herhangi bir yerdeki bir animasyonun akış şekli de olabilir. Ya kendisi yapamıyorsa en kötü bir benzerini. Evet, en kötü ihtimalle o benzerini göstermek üzere gerekiyor. Çünkü ya istediğin kadar sen onu yapmaya çalış, birebir bir tasarımcının kafasındaki şeyi aktaramazsın. O kişi kendisi hani zihninde onu yani o animasyonu kafasında canlandırıyor olabilir ama bir yazılımcı onu yani net bir şekilde canlandıramaz. Çünkü sonuçta iki farklı zihinden bahsediyoruz burada. Ve o kişinin kafasındaki animasyonu görmesi gerekiyor. Onun ki hani teknik olarak onu hangi yöntemle yapacağını en azından bilip görse bile bazen yetmiyor. Hızı nasıl olacak? Daha evet, hızlı yani. Şu anda bir animasyonu CSS'le de yapabilirsin. İşte JavaScript kullanarak da yapabilirsin. Ama hangisini kullanacağın önemli. Belki tasarımcının kafasında çok basit bir animasyon var. Ve bunun için hani ekstradan JavaScript ile üzerine bir şeyler eklemesine hiç gerek kalmayacak. Tamamen o basit animasyonu üzerinde uygulayıp geçebileceği bir şey ama bu sefer ekstra başka bir şeylerle uğraşmaya başlıyorsun. Sistemin üzerine gereksiz yük bindirmek zorunda kalıyorsun. Teknik olarak yine bilgi ama diyelim işte bu ne hızlı gidiyorsa değeri ne dediğin zaman tasarımcının esasını verebilmesi gerekiyor biraz. Yani bizim açımızdan da çünkü bu animasyonlar normalde tasarımcı bu kadar detaylı çalışmayan tasarımcılar var piyasada. Onlar tabii animasyonu hadi yaptı bir şekilde mesela. Eskiden işte Flash'laydı. Şimdi işte After Effects var, Principal Framer var. Değerleri pek göz önünde bulundurmuyor. Çünkü onlar frame olarak yapıyor. Ha, tam güzel oldu hızı deyip veriyor. Ama sen ay bunun değeri ne? Hangi hızda gelecek, açılacak dediğin zaman orada tasarımcı bazen kilitlenebiliyor. O yüzden de mesela o değerleri şimdi tasarımcı tarafından söylüyorum. Mesela After Effects'te bazı değerler alınabiliyor ve Framer'ı da alınabiliyor. Onun dışında Principle'da da var sanırım birkaç değer. Ama basit bir animasyon yaptığında sana bir değer vermediği zaman bu sefer sen en yakınını yapmaya çalışıyorsun diye tahmin ediyorum. O aslında hani ilk başlarken konuştuğumuz konuyla da bağlantılı biraz. Yani iki tarafın birbirinin ne iş yaptığını anlamasıyla ilgili. Şimdi hani bir yazılımcı aslında tasarımcıdan aldığı materyalleri nasıl o yazılımın içerisine gömdüğünü en azından göstermesi gerekiyor. Ya da birbirlerine soru sorduklarında bir tasarımcı bir yazılımcıya soru sorduğunda yazılımcı bunun hani nasıl aktardığını çok basit bir şekilde de olsa göstermesi gerekiyor. Ben şu zamana kadar bir tasarımcının bana sorduğu bir soruda yani hiç hani şöyle yapılıyor, böyle yapılıyor. Bak onu alıp buraya ekliyorum. Buradan alıp işte şuradakini çalıştırıyorum. Bu kod bunu çalıştırıyor diye anlatmadan oluyor ya da olmuyor diye hiç geçmedim. Çünkü ben o kişiye bunu anlattığım zaman o zaman o geri döndüğünde bunu kafasına canlandırabiliyor ve hani bana ne vermesi gerektiğini o zaman daha iyi anlıyor. Hani dediğin gibi aslında bilmek zorunda değil oradaki o animasyon değerlerini ya da o animasyon akış grafiğini. Hiçbir şey bilmek zorunda değil. Ama ben ona hani o değerleri benim nereye yazdığımı, nereden alıp nereye eklediğimi gösterirsem o zaman o kişi dönüp bilgisayarın başında o animasyonu ayarladığı zaman o değerleri düşünerek yani, hareket edecek. Senin nasıl çalıştığını hiç olmazsa biliyorsa, çalışan bir insan varsa ben tasarlayan kısmı yaparken Fatih bunlara ihtiyaç duyuyor, ben de bunlar bu şekilde çalışayım ki Fatih'e ben bunları iletebileyim. Evet, çok yüzeysel bir şekilde bildiği zaman bile çok rahat bir şekilde o çıktıları verebiliyor. Çünkü şu an özellikle web'le ilgili UI geliştirme tool'larının hepsinde, tasarımcıların ve yazılımcıların ortak çalıştığı tool'ların hepsi, araçların hepsi buna hitap etmek için aslında ortaya çıktı. Yani bugün Photoshop'un yerine Sketch kullanmamızın sebebi bu. Sketch'teki her şey çok rahat bir şekilde CSS çıktıları verebilecek şekilde hazırlanıyor.
Şu an mesela CSS çıktısı Photoshop da verebiliyor ama Photoshop Sketch kadar iyi veremiyor. Çünkü Sketch sadece bunun için özel, bunun için geliştirilmiş bir araç. Sketch tarafında şey, animasyonun olmaması. Belki evet. Animasyon olsa oradan direkt dataları CSS gibi alsam mesela belki müthiş bir şey olacak bu sefer. Evet, onu da mesela çok rahat kullanabileceğim bir sonuç verebilir. En azından ilk durumu buydu, ikinci durumu bu diye verse, yani CSS'le onu sen çok rahat bir şekilde zaten bağlayabiliyorsun. Yani dediğim gibi çok basit, tamamen birbirlerinin yaptığı işi %100 bilmek zorunda değiller. Bu zaten çok da aslında verimli bir yol da değil. Ama yüzeysel olarak sistemin nasıl çalıştığını bildiği zaman, o zaman her iki tarafta birbirlerine verdikleri çıktığı daha anladıkları için o çıktıları birbirlerine daha kolay alışveriş yapabiliyorlar. Kısacası yani. İletişim önemli çalışma evet. Düzeninde. Yani ben senin biraz çalışma prensibini bilirsem, sen benimkini bilirsen pek sıkıntı yaşamadan aynı tool'ları kullanarak. Evet. Çünkü bazı çalışma düzenlerinde şey oluyor. Yani belki tasarımcı bile, yazılımcı o kadar farklı tool'lar kullanıyor ki gerçekten yani ben şimdi mesela Zeppelin aynı dili aynı yerde kullanıyoruz ama adam tasarımı bambaşka yerde açıyor. Zeppelin değil de başka yerde açıp oradan almaya çalışıyor mesela bazı bilgileri. Bu farklılıklar yaratabilir ama aynı dili konuşarak aynı tool'ları kullanırsak iki kişi için de gayet iyi olacak diye sonlandırabiliriz evet. O zaman bu tartışmamızı. Teşekkürler düşüncelerini benle ve izleyenlerle paylaştığın için. Bir sonraki tasarım sohbetlerinde görüşmek üzere.